Herkese merhabalar. LGS Türkçe'de çıkabilecek soruları sizlerle birlikte soru çözeceğimiz şekilde hazırladık arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2022 LGS'de ne tarz bir soru gelebilir? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunu güzel bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi LGS Türkçe'de çıkabilir videomuzda öncelikle zorluk seviyesini yıllara göre inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Sonrasında LGS'de kesin çıkacak soru tiplerine bakacağız ve 2018, 2019, 2020, 2021 analizlerini yapacağız ve ardından da Hangi soru tipi nasıl kolay çözülür? Bunları güzelce öğreneceğiz ve birlikte sorular da çözeceğiz. Hazır mısın Tonguç Erhan'ım benim? Hazırım hocam. Harikasın, süpersin. Tebrik ediyorum seni. Peki, sence bütün soruları doğru yapabilecek misin Tonguç Erhan'ım benim? Evet hocam. Harikasın, süper. İnşallah hepsini doğru yapmaya hedefliyoruz. Türkçe'de full yapmayı hepsini doğru yapmayı hedefliyoruz. Ama öncelikle gel bakalım, acaba bu sene neye dikkat etmemiz lazım? Onu bir inceleyelim. Biz bütün bunları yapmadan önce 2021'i, 2020'yi tek tek inceledik, tek tek sorulara baktık. Hangi sorudan neler gelmiş? Sözcükte anlam, deyimler, işte cümlede anlam, parçada anlam bunların her birine baktık ve şunu gördük ki 2018 yılında sorular biraz daha kolaymış. Yani kolay soru sayısı bak burada 7, burada 6, burada 5, burada 4. Gittikçe kolay soru sayısı azalıyor. Hatta zor soru sayısı da 2021'de biraz daha artmış. Bir soru daha artmış. O zaman dedik ki bu doğru mu acaba dedik. Bu soruları tek tek inceledikten sonra. Bir de yıllara göre LGS ortalamalarına baktık. 2018'de Türkiye'de giren öğrencilerin hepsinin sayısını yapılan Türkçe netlerine böldüklerinde 12.55 çıkmış bak. 12.55. Sonraki sene ise 11.75'e düşmüş Türkçe'de. Sonraki sene ise 10'a düşmüş. Geçen sene ise 9.41 olmuş. Yani 2021 yılında Öğrenciler ortalama 9.41 net yapabilmiş. Bir şey dikkatini çekti mi Tonguç'um? Bilemedim hocam. Nasıl bilmiyorum Tonguç'um baksana bak. 12.5, 11.75, 19.41 yani her geçen gün netler azalıyor. Yani soru biraz daha zorlaşıyor. Bu bize esasında sevindirmeli. Neden? Çünkü bizler Türkçe'yi iyi biliyoruz. Türkçe'yi iyi çalışacağız. Ve sınavda da inşallah çok iyi yapacağız. Yani 2022' gelse çıkabilecek tüm konuların her birini inceleyeceğiz. Şimdi benle beraber sizlerin de soru çözmesini isteyeceğim arkadaşlar. Mesela burada diyeceğim ki bu tarz bir soru gelir diyeceğim. Ardından size bir soruyu göstereceğim göstereceğim. Sizler de benimle beraber videoyu durdurarak bakın video canlı yayın değil bu. Videoyu durdurarak Bakın doğru cevabı bulun. Sonra ben devam ettiğim sırada yeniden videoyu devam ettirip ha bu sorunun cevabı işte Bursa'ymış, Ceyhan'mış, Denizli'ymiş, Adana'ymış diye ilerlersiniz. Hep birlikte çözeceğiz ve inşallah başaracağız. Dolayısıyla hata yapma imkanınız var mı Tonguç benim? İmkansız hocam. Evet imkansız. Hata yapmak istemiyoruz. Türkçe'de 2022 LGS'de hepsini doğru yapmak istiyoruz. Hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. Matematikte zor sorabilirler. Fende zor sorabilirler. Ama Türkçe'de zor sorarlarsa bize vız gelir tırıs gider. Hepsini güzel güzel yapacağız inşallah diyoruz. Ve o zaman herkes arkadaşlar arkasına yaslansın. Bu arada çalışmalar devam ediyor mu Tonguç benim? Evet hocam. Harikası tebrik ediyorum seni. Geri sayım denemelerimizi mutlaka çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve yine bizler nasıl bu soruları analiz ettiysek sizler de mutlaka çıkmış soruları tek tek detaylı bir şekilde incelemeyi unutmayın. O zaman herkes arkasına yaslansın. Mükemmel bir şekilde başlıyoruz. Ve ilk soru tipimiz bu. Bu tarz bir sorunun geleceğini düşünüyoruz. Yılları incelediğimizde nokta nokta sözüyle anlatılmak istenen nedir şeklinde sorular hep sormuşlar. Bu sene soracaklar ve bizim de muhtemelen geleceğini düşündüğümüz soru tarzı da böyle. Hadi bakalım bu soruyu yapalım hep beraber. Şimdi siz burada videoyu durdurup çözdünüz diye düşünüyorum. Ben o yüzden ben devam ediyorum çözmene. Orhan Veli'nin mücadelesi diye buradan başlamayacağız mesela bu tarz sorulara. Öncelikle soru kökünü okuyacağız. Öncelikle birinci kısım burası, ikinci kısım burası Tonguç'um. Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Süper. Şimdi bütün şiir köklerini güçlü bir şekilde ırgalamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi diyelim ki burada ırgalama kelimesinin anlamını bilemediniz. Böyle bir şey sordu. Veyahut da ee, bilmediğiniz başka bir kelimeyi sordu. Burada somut olanı soyutlaştırmak ya da soyut olanı somutlaştırmak diye bir şey var. Mesela diyelim ki biz ne diyoruz? Bu işi yapmak beyin ister diyoruz. Şimdi niye beyin ister diyoruz? Çünkü beyin akılla alakalı. Bu işi yapmak ister akıl ister diyeceğimize beyin ister diyebiliyoruz. İşte buna benzer anlam oyunları yapılabiliyor. Şimdi sonrasında ikinci kısma geçiyoruz. Orhan Veli'nin mücadelesi edebiyatımızın en büyük mücadelesidir. Buna inanıyorum. Bu mücadelesiyle Orhan Veli yurdumuzdaki bütün şirk köklerini güçlü bir şekilde ırgalamayı başardı. Tamam. Şimdi Buraya kadar bir şey söylemedi. Bunun öncesi de bir şey söylemedi. Muhtemelen bundan sonra bu cümlenin ifadesini açıklayacak. Taşları yerinden oynattı. Irmağın yatağını daha doğal bir vadiye indirdi. Şiire kasket giydirdi. Sivilleştirdi onu. Bugünkü şiir verimleri onun da verimleridir biraz. Yani verilen şiir örnekleri onun da örnekleridir biraz. Ama ben öteden beri ne zaman Orhan Veli'nin şiirlerine yaklaşmak, ısınmak istediysem de başaramadım diyor. Şimdi dolayısıyla burada ilk başta ne yaptık? Bu kelimenin anlamını biliyor muyuz diye baktık. Diyelim ki bilmiyoruz. Gittik Buradaki ifadeden sonrasına baktık. Taşları yerinden oynatmak, ırmağın yatan daha doğal bir vadiye indirmek gibi bir şey olacakmış. Bakalım şimdi. Şiirle uğraşanların tepkisini çekmek. Şiirde yerleşik anlayışları değiştirmek. Ha bak taşları yerinden oynatıyor. Taşlar var. Şöyle taşlar dizili mesela. Bu taşların yerini değiştiriyorsan eğer ne yapmış oluyorsun? Yerleşik, bunlar yerleşik anlayışları değiştirmek olabilir diyeceksin. Ya da ırmağın yatağının daha doğal bir vadiye indirmek. Bir ırmak var böyle akıyor. Sen bu yatağını daha doğal bir vadiye indiriyorsun. Yani yeni değiştiriyorsun. Dolayısıyla bu olabilir. Şiir seveler üzerine derin etkiler bırakmak. Bu da olabilir. Ama B seçeneği daha iyi. Eski şiirlerin olumsuz yanlarını gözler önüne sermek. Eski şiirin olumsuz yanından falan bahsetmedi. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Cevabımız Bursa seçeneği. Bursa seçeneğini doğru yapan arkadaşlar tebrik ediyoruz. Fakat zor bir soruyla başladık. Burada ne yaptık? İlk başta bu kelimenin anlamını biliyor muyuz diye baktık. Bilmiyorsak Buraya indik. Burada ifadenin sonrasına baktık. Sonrası da az önce söylediğim gibi somutları soyutlaştırdık. Mesela beyin gerekir. Yani beyin akılla alakalı. Akıl gerekir demek istiyor der gibi. Taşları yerinden oynattı. Demek ki yerleşik anlayışları değiştir diyerek sorumuzu cevapladık arkadaşlar. Bu tarz sorularda buna dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Geçiyorum başka bir soruya. Bu da yine aynı şekilde 2018'de, 2019'da, 2020'de, 2021'de sorulma ihtimali çok yüksekmiş ve sorulmuş. 2020'de mesela baktığımızda şöyle gösterelim cümleye katlı anlam diye az önceki soru vardı. Bu da bak iki cümlenin birleştirilmiş hali sorusu. 2021'de sorulmuş. 2020'de de sorulmuş. 2018'de. De. Dolayısıyla bu seviyede sorulacak diye düşünüyoruz. Şimdi bu soruyu da yapalım. Hadi hep beraber. Şimdi siz durdurdunuz çözdünüz diye düşünüyorum ben yine. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sence zor bir soru mu Tonguç Evladım bu? Hayır hocam. Harikasın hiç. Zor bir soru değil. Yok zor bir soru değil. Niye? Çünkü biz şunu biliyoruz ki bu iki cümleyi birleştirdiğimde Hiçbir şey eksik kalmamalı ve fazla bir şey de olmamalı. Buradaki cümlelerin içerisine bakacaksın diyeceksin ki ben bu ikisini birleştirdim. Tamam bu diyelim ki cevaba C dedim. C ise eğer burada her şey var mı diye kontrol edeceksin. Genellikle bu tarz sorularda uzun cümleler doğru cevap oluyor diye bir e, yaygın inanış var... Bu bazen doğru bazen doğru Dolayısıyla LGS'de bize sürpriz yaptırabilirler. Buna dikkat edin. Zaten LGS'de hepsini benzer satırlarda sorarlar. Mesela biz burada 3 satır, 2 satır, 3 satır, 3 satır sormuşuz. Muhtemelen cevap 3 satırlıklardan biri olacak diye B'yi eleyen arkadaşlar olmuş olabilir. Ama sırada onu çok iyi ayarlıyorlar. Buna dikkat edin. Şimdi burada ee, cevabımız D seçeneği. Milattan önce 2000 yıllarında Anadolu'ya göç ederek yerli hatti beylikleri üzerinde hakimiyet kuran Hititler diyor. Bak şimdi. Milattan önce 2000 yıllarında ifadesi var. Anadolu'ya göç ederek ifadesi var. Yerli hattı birlikler üzerinde hakimiyet kuran ifadesi de var. Bak kuran diye sıfat fiil yaptı. Antik çağda Anadolu coğrafyasında devlet kurmuş. Önemli uygarlıklardan Bire bir Birebir aynısı esasında. Peki diğer cümlelerden... ne oldu? Diğer cümlelerde ya fazla bir şey ekledi ya da eksik bir şey yaptı. Mesela Anadolu'ya göç ederek diyor. Burada antik çağ unutmuş. Aa pardon antik çağ burada söylemiş ama... Anadolu milattan önce 2000 unutmuş mesela. C seçeneği milattan önce 2000 unutmuş. Burada ise ee... Hattı birlikleri üzerinde Anadolu'ya göç ettiğini söylememiş burada mesela. Burada başka bir şey söylememiş. Dolayısıyla bu tarz sorularda eksik olana bakacaksınız. Seçeneklerden de gidebilirsiniz. A'ya baktın bu olabilir, bu olabilir. Tamam ben yok ha, O zaman D diye işaretleyebilirsiniz. Hemen geçiyoruz diğer bir soru tarzına. Hangilerine kesinlikle ulaşılır? Bakın bununla alakalı güzel seçici bir soru koyduk sonuç herhalde. Buraya dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdi bu soruyu da mutlaka dikkatli yapacağız. Hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Bu da yine hangilerine kesinlikle ulaşılır şeklinde sorular gelmiş. 2021'de de geldi hangisine kesinlikle ulaşılır diye. Yine buna bir yerden bir soru tarzını biz 2022'de de bekliyoruz. Herkes dikkatli olsun sorumuzu gönderiyorum ve geldik. Şimdi... Bu cümleyi dile getiren biri için yargılarından hangileri kesin olarak söylenir? Burada arkadaşlar tam bir bilim insanı titizliğiyle gideceksiniz. Yani benden ne istiyor bana ne vermiş? Asla yorum yapmayacaksınız. Şimdi soruyu durdurdunuz ve çözdünüz diye düşünerek hemen başlıyorum. Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri olarak mücadele asla vazgeçmem. Eyvallah tamam. Bu cümleyi dile getiren biri için hangisi kesin olarak söylenir? Hayatının tamamını Urfa'da geçirmiştir. Bakalım. Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri olarak diyor. O zaman hayatının tam Urfa'da geçirmiştir diyebiliriz. Tamam. Bir olacak cevaplarımızın içinde. Bir var. Geçtik. Küçük yaştan itibaren çalışmak zorunda kalmıştır. Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri olarak mücadeleden asla vazgeçmem. Yani küçük yaşta çalıştığını söyledi mi? Söylemedi. Mücadele etmiş falan ama yani küçük yaşta çalıştığını bilmiyoruz. O yüzden iki kesinlikle cevaplarımızın içerisinde olmayacağı için B ve D seçenekleri gitti. C'ye bakıyoruz. Yaşadı, yani daha doğrusu üçüncü cümleye bakıyoruz. Yaşadığı sıkıntılar onu mücadeleci bir kişi yapmıştır. Urfa'da yaşamış, Hayatını burada geçirmiş. Ama sıkıntı falan çektiğini söylemedi ki. Ne alakası var? Urfa çok güzel bir yer yani. Peygamberler şehri süper bir yer. Burada geçirmiş biri olarak mücadele asla vazgeçmem. Yaşadığı sıkıntılar onu mücadele... Yaşadığı sıkıntıdan da bahsetmedi. Mücadeleci olduğunu söyledi ama... ...bundan dolayı mücadeleci olduğunu da söylemedi. O zaman üç de yok çaplarımızın içinde. O yüzden cevabımız yalnızca A seçeneği. Benden ne istiyor, bana ne vermiş... ...kesin olarak söyleyeceğim. Masanın üzerinde bir tane kalem var. Bu kalem güzeldir. Kesin değil. Bu kesim olması lazım. Ama bu kalem kahverengidir. Evet. Üzerine sarı Tonguç yazıyor. Evet. Bu kadar net olacaksınız yani. Hemen diğer bir soru tarzına geçiyorum Tonguç'um. Bu soruya verilmiş bir cevap olamaz diyor. Geçmiş yıllardaki LGS'leri incelediğimizde bundan da yine soru geldiğini gördük. Dolayısıyla bu senede biz böyle bir soru tarzı bekliyoruz. dikkat olmanızı istiyorum. Hemen geçtik buraya. Diyor ki modern çağın filozofu İlber Ortaylı'ya göre Nasıl gezmeni diye bir sorumuz var. Aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya verilmiş bir cevap değildir diyor. Şimdi yine videoyu durdurdunuz ve çözüyorsunuz diye düşünüyorum. Ben başlıyoruz. Şimdi bir şehri gezmek emek ister. Bu tarz sorularda direkt seçeneklerden başlayalım sonuçum. Bir şehri gezmek emek ister. Okuyacaksınız, harita bakacaksınız, notlar alacaksınız, fotoğraf çekeceksiniz ve defter tutacaksınız. Şimdi bu soruya A seçeneği cevap diyebilir miyiz sonuçum? Diyebiliyoruz. Aynen diyebiliyoruz. Sıkıntı yok yani. İlber Ortaylı'ya göre nasıl gezmeli dedi. Sonra da A seçeneği cevap olarak diyebiliriz. B'ye bakalım. Gezerken sadece tarihi yerleri, müzeleri ya da plajları, denizleri, turistik ve doğal güzelliklerini gezmeyin. Gezdiğiniz yerin arka sokaklarına, pazarına dalın. İnsanların arasına karışıp farklı şehirlerin, caddelerin, sokakların ruhunu hissedin diyor. Evet, nasıl gezmeli? Böyle sokakları hissederek gezmeli. B de olabilir. B de diyebilir miyiz sonuçum? Diyebiliyoruz. Evet, bunu da diyebiliyoruz. Şimdi C'ye bakalım. Anadolu'da gezilecek hatlara İstanbul'dan başlarsınız. İstanbul kendisi başı başına rehberle planlı gezilecek şehrimizdir. Ne de olsa Napolyon'un dünyanın başkent olma payı verdiği bir şehirdir. Bu şehir gezileceğiniz şehirler listesinin başına olmalıdır. Nasıl gezmeli değil, nereyi gezmeli? Anadolu'yu nasıl gezmeli sorusunun cevabı. Yani burada bize başka bir cevap vermiş. Yani İlber Ortaylı'nın cevabı olmama ihtimali var bu. D'ye bakalım. Şu yaşta bilmem kaç yüz tane ülke ve şehir gezeceğim Ölmeden önce gezilecek yerleri bitireceğim diye kendinizi şartlandırıp sıkmayın. Çok gezip beyhude dolaşıp sadece gezi bloğu doldurmak için, Instagram'da fotoğraf paylaşmak için gezmeyin. Ömrünüz boyunca gerekirse 10 yer gezin ama hissederek gezin diyor. Gerçekten çok güzel söylemiş. Bu da nasıl gezinmeli sorusuna cevap veriyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. Geldik başka bir soru tarzına. Nokta nokta ile asıl anlatılmak istenen hangisidir? Yani ana düşünce sorusu. Bu tarz sorularda biliyorsunuz arkadaşlar bize bir metin veriyor ve bu metnin içinde asıl anlatılmak istenen soruyor demiştik. Hatırlarsanız son cümlelere dikkat edin demiştik. Son cümlelerden önce ama oysa fakat bu yüzden bundan dolayı kısacası özetlemek gerekirse gibi ifadelerle bize ana düşünce verirler demiştik. İçinde tırnak olan cümlelere dikkat edin demiştik. Örneğin ifadesinden önce bize ana düşünce verir sonra da ana düşünce örneklendir demiştik. Bunlarla alakalı taktikleri, soru çözümlerini zaten biliyorsunuz. Defalarca sorular çözdünüz. Dolayısıyla şimdi gelin buna benzer bir soru çözelim. Yine birlikte çözüyoruz. Takıldığımız soru olursa hiç endişelenmiyoruz. Sorunun çözümünü izleyip ha bunu böyle yapacakmışız diyeceğiz. Şimdi ben yine soruyu göstereceğim. Siz de yine durdurup çözeceksiniz. Geçtik buraya. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tam bir ana düşünce sorusu. Bir insanın yaşamını sürdürmesi için bu tarz sorularda yine bir bu, iki bu. Sonra seçeneklere geçiyorduk ve son cümlelere dikkat ediyorduk. Bir insanın yaşamını sürdürmesi için kaç sözcüğe gereksinim vardır? Öyle ya. İnsan vardır 500 sözcük yeter yaşamını sürdürmesine. İnsan vardır 500 bin sözcükle anlatmak istediğini tam iletemiyor olmanın sıkıntısını çeker. Bir kişinin söz dağarcığının büyük veya küçük olması bilgisi ve kültürüyle değil kavramsal gereksinimleriyle ilgilidir. Ha bak sonlara doğru bize 500 mü 500 bin mi lazım bununla alakalı bir ifade verdi. Şimdi A. İnsanların genel kültür seviyelerine göre kelime darcıkları farklılık gösterir. Böyle bir şeyden bahsetmedim. Düşünsel hayatımızı ete kemiğe büründüren araçlardır kelimeler. Doğru eyvallah ama bundan bahsetmedim. Yaşamımıza karşılaştığımız durumların bizi yeni ihtiyaçlara götürmesiyle kelime hazinemiz şekillenir. Şimdi burada bak gereksinim ihtiyaç bu tarz diyeyim, cevaba C der gibi oldunuz ya. Hemen diyeceksiniz ki ya eş anlamlı kelime var mı? Kelime kelime örtüşüyor mu? Çünkü neden biliyor musunuz? Diyelim ki sınavdan sonra bu soruya itiraz edildi. Birileri dedi ki hayır cevap A da olabiliyor, D de olabiliyor dedi. Ama cevap C ya. Milliyetin Bakanlığı bu soruya gelen itirazları kanun önünde reddederken şöyle diyor. Bakın diyor. Cevap diyor. Burada anlatılanlardan dolayı C. Hatta bakın kelime kelime de gösteriyor. gereksinim demişiz, ihtiyaç demişiz. İşte ee, burada işte söz dağarcığı şekillenir. Söz hazinesi büyük veya küçük olması böyle kelime kelime de örtüştürmeye çalışıyor. Dolayısıyla siz A ve B'ye sinmediniz. C'ye geldiniz. C'de de böyle içinize sindi ama böyle tam oturmadı. Ya gereksinim ihtiyaç böyle eş anlamlı kelimeleri görür gibi olduğunuz zaman hemen yaklaşın. Ama hemen C'yi işaretleyecek miyiz sonuç herhalde benim? Evet hocam. Hayır, nemeti hemen işaretlemeyeceğiz. D'ye de bakacağız sonuç herhalde böyle bir şey yok. Kişiler yaşamlarına devam ederken eğitim bilgi düzeylerini artırdıkça kelime hazinelerinde artırırlar. Şimdi eğitim bilgi düzeyini artırmaktan falan da bahsetmedi. O zaman cevabımız net bir şekilde C. Evet. Geçtik diğer sorumuza. Dil ve anlatım ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Buna benzer soruları da bekliyoruz. Anlatım yani anlatım biçimleri, düşünce gelişme yollarını bize soracaklar. Dikkatli olalım. Yine sorumuz geldi. Yine siz durdurduğunuz ve çözünüz diye düşünüyorum ve ben çözüme geçiyorum. Bu metnin dil ve anlatım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bu tarz bir soruya dikkatli bir şekilde bakmamız lazım. Şimdi diyor ki hayat bütün güzelliklerini insanların istifadesine sunuyordu. Şimdi bu tarz sorularda soru kökünü okuyoruz. Sonra direkt paragrafa geçiyoruz dedik ama böyle anlatım biçimleri sorularında Tonguç Eladım benim. Mutlaka seçeneklere de bir göz atacağız. Yani böyle benzetme, kalıplaşmış söz, örnekleme, betimleyici söz. Bunlar zihnimize biraz duracak ki içerisinde gezerken sorudan bunun faydasını alalım. Şimdi yani içeriden bulmaya çalışalım. Hayat bütün güzelliklerini insanların istifadesine sunuyordu. Denize sıfır, iki katlı, haki renkli bir villada artık bütün bunlardan habersiz savaş veren diyor. Bak şimdi. Denize sıfır, iki katlı, ...haki renkli bir villada dediğine göre... ...betimlemiş sözlere yer verilmiştir diyebiliriz. Çünkü villayı betimledi öyle değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Artık bütün bunlardan habersiz savaş veren bir genç kız dışında herkes bu huzuru bölüşüyor... ...ve payına düşeni büyük bir mutlulukla alıyordu diyor. Şimdi bak, payına düşen ifadesi de kalıplaşmış söz grubu. Ama söz grupları vardır diyor. Dolayısıyla şu anda buna kesin diyemeyiz. Bir tane varsa olmaz grupları dedi. Büyük bir mutlulukla alıyordu... Ancak payını alamayan bir genç kızın varlığı ise gölgede büyüyen bir çiçek gibi günden güne devam ediyor. Bak gölgede büyüyen bir çiçek gibi diyerek esasında benzetme yaptığını söyleyebiliriz Songuç'um. Artık villasının bahçesindeki mor menekşelerini sulayamayan, cam balkonunda araştırmalar yapamayan, küçükken yazın her gelişte kenar emekleriyle inşa ettiği minik kulübesiyle vakit geçiremeyen bir genç kız. Bu kişi narin bedenin içindeki tez canlı ruhuyla diyor. Bak tez canlı ruh da bir e, kalıplaşmış söz grubudur diyebilir miyiz Songuç evladım benim? Diyebiliyoruz. Çok güzel, harika. Devam ediyoruz. 18 yıldır hayat toprağına ekil olan durul durul kandan başkası değil de diyor. Şimdi bu parçada örnekleme yok. Burada şuna dikkat edeceğiz sonuç Elan'ım benim. Genellikle ÖSYM bu tarz soruları çok soruyor. Ne yapıyor? Şöyle bir metin veriyor. İşte La, la 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 bahsediyor bahsediyor. İçerisine mesela tanık gösterme koyabiliyor. Diyor ki tanık gösterme var mıdır? Veyahut da işte daha ifadesini, en ifadesini, kadar ifadesini kullanarak karşılaştırma var mıdır diye sorabiliyor. Ya da yüzde kırk deyip işte oran deyip miktar deyip sayısal verilerden yararlanabiliyor. Ve sonrasında diyor ki bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? Bu parçanın anlatımıyla ilgili hangi söylenemez diyor. Şimdi veyahut da bir tanım veriyor mesela. Bu nokta noktaya nokta nokta denir diyor mesela. Şimdi... Sen diyorsun ki ya şöyle sayılar görüyorsun, tanık göstermeler görüyorsun. Herhalde burada A seçeneğine de örneklendirmeyi koyuyor. Bak buraya dikkat et Tonguç Eladır'ım. Örneklendirme herhalde vardır diye biliyorsun. Halbuki tanık gösterme yapmış ama örneklendirme yok. Karşılaştırma yapmış ama örneklendirme yok. Sayısal verilerden yararlanmış ama örneklendirme yok. Tanım yapmış ama örneklendirme yok. Örneklendirme bir konu hakkında örneğin misal, farz muhal örnek vermek gerekirse gibi ifadelerin olduğu cümlelerde var. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Burada şöyle bakınca bayağı bir örnek vardır gibi gibi duruyor ama benzetme var. Büyüyen bir çiçek gibi. Betimleyici sözcükler var. Kalıplaşmış söz grupları var ama örneğin diyerek bir örnek verilmiş. Hemen diğer soru tarzımıza geçiyoruz. Bu da metin türleriyle alakalı. Yine sizler durdurdunuz ve çözdünüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Siyah ve lüks bir otomobil gelini almak için babasının evinin önüne geldi. Biraz sonra Pervin Hanım iki kişi kolundan tutmuş halde gelinlikler içinde adeta bir peri gibi kapıdan çıktı. Hmm. Bak adeta bir peri gibi kapıdan çıktı derken özel cümleler kullanılmıştır diyebiliriz değil mi Çelal heralmem? Evet hocam. Aynen, evet. Bir anda kendi düğünümü hatırlayıp duygulandım. Babam da beni ağlamaktan ayakta zor dursam da gelin arabasına bindirmişti ve Pervin Hanım'da olduğu gibi herkes avuçları patlarcasına alkışlamıştı. Canım annem bir tek o alkışlayamamıştı. Çünkü ağlamaktan ayakta diyor. Şimdi canım annem diyerek de özel cümle yaptı. Geçmişte yaşanan bir olaya değer verdiğini söyleyebiliriz. E aynı zamanda olay yazısı, geçmiş yaşanan bir olayı anlatıyor. Mekan betimlemesi yapılmamış. Burada siyah ve lüks bir otomobil diyerek evin değil arabanın betimlemesini yapmış. Diğer cümlelerde de mekan yani yerin betimlemesi yapılmadığı için cevabımız B seçeneği. Geliyoruz buraya. Aşağıdaki dizelerin hangisine yay ayrı içine verilen söz sanatı yoktur? Söz sanatlarından da soru gelebileceğini söylemiştik. Dikkatli olmamız lazım. Yine durdurup çözdüğünüzü düşünüyoruz. Binatlı atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Binatlı o gün dev gibi bir ordu yani bak. Çocuklar gibi şen, dev gibi ordu. Bunlar benzetme. Haykırdı Aktolgalı Beylerbeyi ilerle. Bir yaz günü geçtik turnadan kafilelerle. Şimdi eğer kalem konuşursa mesela mavi kalem kahverin kaleme dedi ki abi ne haber iyi mi abisi? Bunlar konuşturma olur. Çünkü insan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşmasına konuşma diyoruz. Ama beylerbeyi bir insan İlerle normal bir şey. Dolayısıyla burada konuşturma yok. Şimşek gibi atalık bir semte yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Burada yine benzetme var diyebiliriz. Bayrağımızı hemen dalgalandıralım. Bir gün yine dolu düzgün atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla diyor. Şimdi yerden yedi kat arşa kanatlanmakta bir abartma var. Dolayısıyla A, C ve D seçenekleri doğru ama B seçeneği Yanlış verilmiş. Geldik buraya. Boş bırakılan yere mantık akışına göre hangisi getirilmelidir sorularına dikkat edeceğiz. Şimdi bu tarz sorularda şu önemli. Mesela şu en başı boş bırakır. Böyle bir metin verir. Tamam mı? Bu parçanın başına ne getirebilirler? Şimdi siz birincisi ve en önemlisi bu boşluktan sonraki ilk kelimelere dikkat etmeniz lazım. Yani burada ama, oysa, fakat, lakin gibi bir ifade varsa buradaki olumsuz buradaki olumlu. Buradaki olumlu buradaki olumsuz olması lazım. Yani mesela Tonguç sen çok başarılı bir öğrencisin ama dikkatlisin diye bir cümle söylesek olur mu? Mantıklı olur mu? Saçma sapan bir cümle oldu hocam. Saçma değil mi? Niye? Çünkü burada yani hem iyi bir şey söylüyorsun ama deyip yine iyi bir şey söylüyorsun. Dolayısıyla amanın öncesi ve sonrasını fakatın öncesi ve sonrasını kontrol edeceğiz. Veya burada çünkü diyorsa demek ki bir neden açıklanacaktır. Nedene göre gideceğiz. Bu bir. İkincisi de bu boşluğa gelecek cümleyi sadece buraya göre değil. Şu sonlara doğru gelecek ifadelerle de belirleyebiliriz. Buna dikkat edelim. Bunun tam tersi de geçerli. Yani sana böyle bir metin verir. Sonuna ne gelecekler? Yine buradaki kelimeye dikkat ediyorsun. Ama dediyse ters geçeceğini biliyorsun. Terse ters düşen bir ifade geleceğini bilmelisin. Ve yine en başlarda da dikkat gerekiyor. Şimdi biz burada ise ortaya koymuşuz. Yine durdurdunuz ve çözdünüz diye düşünerek devam ediyorum. Bu metinde boş bırakılan yere metin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sosyal medya yeni organları her şeyin göz önünde yaşanması gerektiğini bizlere aşılamakta. Biz bu aşılanma sebebiyle her geçen gün değerlerimizi tüketmekteyiz. Ne kadar çok tüketirsek nokta nokta bu yolda ilerleyerek doğru olanı yapıyormuş gibi davranmak bizleri bitmek bilmeyen bir doğumsuzluğa eleştirmekte. Şimdi burada olumsuz bir durumdan bahsediyor. Yani bir şey eleştiriyor diyebilir miyiz Tonguç şeyladım benim? Diyebiliyoruz. Aynen. Niye? Çünkü bak değerlerimizi tüketmekteyiz bu tarz davranma davranmak bizleri bitiriyor diyor. Gerçekten sosyal medyada insanlar işte limonlu su içiyorum. Ya bana ne iç afiyet olsun da benim gözüme niye sokuyorsun? Belki ben işte o anda su içemeyecek bir durumdayım. Limonum yok. Yani sürekli bir şey yapar yapmaz hemen paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla burada bu olumsuzluktan bahsediyor. Bize olumsuz bir şey bulmamız lazım. Şimdi o kadar çok kazanacağımızı biliyoruz. Bu olumlu bir şey. Bu olmaz. O denli tükeneceğimizin farkına varmamış durumdayız. Bak burada olumsuz bir şey var diyebilir miyiz sonuç şeyler benim? Evet hocam. O zaman bu olabilir cevap. C'ye bakalım. Değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini hatırlamalıyız. Burada da olumsuz bir şey yok. Yeni şeyleri benimsememiz o kadar kolaylaşır. Yani nasıl yani anlamadık. Bursa seçeneği olacak gibi. Bir daha okuyalım şimdi. Sonra Bursa'yı bulduktan sonra paragrafın içine yerleşir bir daha okumak lazım İyice oturuyor mu diye. Sosyal medya yayın organları her şeyin göz önünde yaşanması gerektiğini bizlere aşılamakta. Biz bu aşılanma sebebiyle her geçen gün değerlerimizi tüketmekteyiz. Ne kadar çok tüketirsek o denli tükeneceğimizin farkına varmamış durumdayız. Bu yolda ilerleyerek doğru olanı yapıyormuş gibi davranmak bizleri bitmek bilmeyen bir doyumsuzluğu eriştirmekte. Dolayısıyla cevabımızın burs olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi geldik sözel mantık sorularına. Yani bu bilgilere göre hangisine ulaşılır? Ayşe Fatma Hayriye bir şey yapmıştır sorularına. Buradaki taktiğimizi hemen vereceğiz. Şimdi videoyu durdurup soruyu çözdüğünüzü düşünüyorum. Ben yine taktiği vererek devam ediyorum. Şimdi bu tarz sorularda öncelikle isimleri kodlayacağız. Yani Ahmet demeyeceğiz, Kemal demeyeceğiz, Defne demeyeceğiz, Onur demeyeceğiz, Seda demeyeceğiz. A, K, D, O, S diyeceğiz. Bu bir. Sonra müzik ve resim yarışmalarına katılmışlar. Hemen müzik yazıyorum. Sonra e, resim yazıyorum. Bir de sayfamız gözüksün diye şöyle biraz yukarı kaldırayım şurayı. Çizdim. Şurayı da çizdim. Şimdi A yazmıştık, K yazmıştık, D yazmıştık, O yazmıştık. Bir de Seda vardı. Şimdi şöyle hemen tablomuzu çizdik. Tablomuzu çizdik. Tamam. Ondan sonra ne yapacağız? Dizmeye başlayacağız. Şimdi dizmeye başlarken, dizerken şöyle isimler zaten gözüksün. Önce kesin olanları yerleştireceğiz. Her öğrenci yalnızca bir yarışmaya katılmıştır. Burada kesin olan bir şey var mı yani? Burayı yerleştirebilir miyiz sonuç herhalde benim? Yok hocam. E, tabii ki yerleştiremeyiz. Niye? Çünkü her öğrenci bir yarışmaya katılmıştır. Ahmet müziğe mi katıldı, resme mi katıldı bilmiyoruz. Üç öğrenci müzik yarışmasına katılmıştır. E, burada kesin bir şey var mı Tonguç Ali benim? Hayır hocam. Evet bu da kesin değil. Yani AKD de olabilir. KDO da olabilir. DOS de olabilir. KOS. Yani bilmiyoruz yani. Kim olacağını bilmiyoruz. Şimdi onur ve defne farklı yarışmalara katılmıştır. Hmm, o zaman bak şimdi. Kesin olanları mavilik, ihtimal olanları turuncu yapacağız diyelim. Şimdi, şimdi Onur ve Defne diyor ya, Defne müziğe katıldıysa Onur resme katılıyor. Onur resme katıldıysa, daha doğrusu Defne resme katıldıysa Onur müziğe katılıyor. Bunlar böyle böyle. Şimdi farklı yarışmalar katılmıştır diyor. Burayı böyle yaptık, bu belli şu anda. Şimdi Ahmet ve Seda aynı yarışmaya katılmıştır diyor. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Şimdi Ahmet ve Seda aynı yarışmaya katıldıysa burada şöyle bir gerçek var. Birincisi Onur ve Defne farklı yarışmalara katılacağı için ya Onur ya Defne mutlaka ama mutlaka nerede olması lazım? Üç kişinin olduğu yarışmada olması lazım. Niye? Çünkü Ahmet ve Seda aynı yarışmaya katıldı. Yani Ahmet ve Seda, Ahmet ve Seda ee, iki kişinin katıldığı yarışmaya katılıp Onur ve Defne'yi onların yanına alamazlar. Dolayısıyla Onur ve Defne'den biri Ahmet ve Seda'nın olduğu yerde. Dolayısıyla Ahmet diyelim ki örnek veriyorum. Ahmet müzikte ise ...Defne ve de Onur, Onur'dan biri de müzikte ve e, Seda da müzikte ve e, Ahmet ve Seda aynı olmuş oluyor. Şimdi burada Defne ve Onur'dan biri müzikte olabilir ya da olmayabilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey şu. Kesin olan bir şey varsa bunlardan biri müzikte ya Tonguç'um. Dolayısıyla resim yarışmasına katıldığı kesin olan kişi kim oluyor? Burada net bir şekilde Kemal olmuş oluyor. Niye? Çünkü Ahmet ve Seda aynı yarışmaya katılmış. Onur ve Defne farklı yarışmalara katılmış. Bu durumda yüzde yüz... Kemal dışarıda kalıyor. Bu tarz sorularda, bu tarz sorularda çok ilginç bir taktik vereceğim. Fakat bunu sınavda uygulamayın. Sınavda dikkat çözün. Fakat takıldıysanız, artık kilitlendiyseniz. Bak şimdi. İsimler verir size Ahmet Kemal Defne Onur Seda diye. Burada o isimlerden birinden bahsetmez. Bak. Onur, Onur. Defne, Defne. Ahmet, Ahmet. Seda, Seda. Kemal yok, Kemal de cevapta olur. Fakat bu yüzde yüz değil arkadaşlar. Bu yüzde seksendir. Yani buna dikkat edin. Eğer cevap bulduysanız ve başka bir şey çıkıyorsa sakın a böyle olacak demeyin. Ama genellikle bir şeyler hakkında bilgi verip sonra bizi olmayan hakkında doğru cevaba ulaştırabiliyorlar. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Ama tekrar söylüyorum bu bir taktik değildir. Bu birçok soruda tutan bir taktiktir sadece. Geldik buraya. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bu tarz sorularda benden ne istiyor, bana ne vermiş dememiz lazım. Hop geçiyoruz bu soruya. Şimdi her şey okunuyor değil mi Tonguç Elal Evet hocam. Tamam. Şimdi Melek hafta içi ders çalışma performansını yüzelik üzerinden değerlendirmek için bir grafik hazırlamıştır. Bu grafiğe göre hangisi meleğin hazırladığı grafik olur diyor. Şimdi A'dan başlayacağız. B, C, D diye gideceğiz. Pazartesi günü ders çalışma performansı salı ve perşembeden düşüktür diyor. Şimdi burada pazartesi burada 20'de. Salı ve perşembeden düşük değil. O zaman A seçeneğe gittim? Salı ve perşembe günü ders çalışma performansı eşittir diyor. Ha pardon. Pazartesi günü ders çalışma performansı salı ve perşembeden düşüktür dedi ya. Burada düşük salı ve perşembeden. Burada da düşük salı ve perşembeden. Burada da düşük salı ve perşembeden. Dolayısıyla BCD e, ilk e, öncüle uyuyor. İkinci öncüle geçiyoruz. Salı ve perşembe günü ders çalışma performansları eşittir. Şimdi burada salı ve perşembe ders çalışma performansları eşit mi Tonguç Eladi benim? Değil hocam. O zaman bu da gitti. Burada salı ve perşembe eşit. Burada da salı ve perşembe eşit. Cevap ya C ya D. Devam ediyoruz. Cuma günü salı ve perşembeden düşük. Fakat Pazartesiden daha iyi çalışmıştır diyor. Şimdi Cuma günü salı ve perşembeden düşük olmadığı için Ay Bey, Zaten Ay Bey önceden de demiş. Bunlara niye bakıyoruz ki? Cuma günü salı ve perşembeden düşük. Tamam. Ama pazartesiden daha iyi olduğu için C deliyoruz. Cevabımız D. Niye? Cuma günü salı ve perşembeden düşük ama pazartesiden de daha iyi. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği. Hemen geçtik başka bir e, şifreleme sorusuna. 2021'de şifreleme sorusu sorulmuş. 2020'de de sorulmuş. Hatta soruyu göstermek istiyorum sana Tomuç benim. Şurada bizim... E, diğer kitapçığımızdan bakalım. Şöyle teşekkürler ha Burada bak. Nerede? Tablo grafik yorumlama. Tablo grafik yorumlama şifreleme sorusu sormuş. Dolayısıyla buna karşı hazırlıklı olacağız. Bu tarz sorularda işsiz bir şekilde tek tek bakıp üşenmeden doğruyu bulman gerekiyor. Şimdi diyor ki bu telefonun bir arızası var. Bir tuşa basıldığında o tuştan bir sonrakine basılmış gibi algılıyor. Telefondaki ekranda telefonun bozuk olduğunu bilmeyen bir kişinin yaptığı tuşlama verilmiş. Buna göre diyor bu kişinin arayacağı numara ve bu numarayı aramak için basması gereken tuşlar hangisidir diyor. Şimdi siz soruyu durdurdunuz ve yaptınız diye düşünüyorum. Öncelikle 1'e bastığımızda 2 iki yazıyormuş. 2'ye bastığımızda 3 yazıyormuş. O zaman yıldıza bastığımızda artı yazacak. Artı diye de bir numara olmayacağı için Yıldıza basılan seçenekleri eleyelim. Bak burada yıldıza basmış, yıldıza basmış, yıldıza basmış, yıldıza basmış. Saçma yani ortalarda artı diye bir numara yok. O yüzden D'yi eledim. Şimdi diğerlerini kontrol etmeye başlıyorum. Şimdi kareye basmış demek ki bu sıfır anlamına geliyor. Doğru çünkü kareden sonra sıfır geliyor. O, pardon kareden sonra sıfır geliyor. Dörde basmış demek ki bu beş yapmak istediğini söylüyor. Aramak istediği numara 5 Dörtten sonra 5 geliyor bu da doğru. Üçe basmış demek ki 4 Bire basmış demek ki 2 Kareye basmış demek ki sıfır. 6'ya basmış demek ki 7. Yedi. 7'ye basmış demek ki 8. 1'e basmış demek ki 2. 8'e basmış demek ki 9. 8'e basmış demek ki 9. Kareye basmış demek ki 0. Aa bunların hepsi doğru. Cevabımız A seçeneği olabilir. Ama B'yi de kontrol edelim. Kareye basmış demek ki 0. 5'e basmış demek ki 3. Aa 5'e basınca 6 olması lazım. Bu gitti. Yıldıza bunlar zaten e, yıldız da olmuyordu. C'ye de gitmişti zaten az önce söylemiştik. O yüzden cevabımız A seçeneği. Birazcık sabrettiğimizde bu tarz soruları rahatlıkla yapabiliriz. Şifreleme soruları da aynı böyle. Geldik Kavramlardan hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez sorusuna. Yani direkt işte ön yargı, özlem, sitem, pişmanlık gibi duygulara bakacağız. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu cümlelere hakim olan duygulardan biri değildir demiş. Siz durdurduğunuz ve çözdünüz diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Bu serin havada üstümü hır almadan dışarıya çıkmamalıydım. Pişman olmuş. İnsan aynı ekmeği bölüşüp yediği dostunu bir arayıp sorar. Sitem diyor? Eskiden bayramlar daha büyük bir heyecan ve sevinçle kutlanırdı. Buna da özlem diyebilir miyiz sonuç herhalde benim? Evet hocam. O zaman ee, bu da bitti. Dolayısıyla cevaplarda şaşırma yok. Hemen diğer soruya geçiyorum. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön yargı söz konusudur? Ön yargıyı biz genellikle olumsuz şeyler için kullanırız. Yani işte ön yargıları parçalamak, atom parçalamaktan zordur der mesela Einstein. Fakat ön yargı olumlu şeylere de olabilir. Dikkat etmenizi istiyorum bu soruyu çözerken. Şimdi bir aksilik çıkmazsa sinemaya o da bizimle gelecekmiş. Bu bir koşul sonuç cümlesi. Aksilik çıkarsa gelemez, çıkmazsa gelir. Tamam bu A gitti senin de Avrupa'ya ailenin yanına döndüğünü kabul edelim. Yani bu da varsayım, tahmin edelim, düşünelim, öyle olduğunu kabul edelim. Tut ki, diyelim ki, varsayalım ki gibi cümleler varsayım cümlesi oluyor. Bu da değil. Bu işte başarıya ulaşacak konusunda kuşkum yok. Niye bu kadar önyargılısın? Hiç kuşkum yok. Ya çok önyargılısın. Belki de başaramayacak. Hayır eminim. Ya çok önyargılısın diyebiliriz. D'ye bakalım. Önümüzdeki hafta birkaç programa katılacak. İnşallah. Ama bir önyargı yok ki burada. O yüzden cevabımız C seçeneği. Geldik zarf fiillere yani fiilimsilere yani dil bilgisine. Bundan sonrası daha kolay. Zaten LGS'nin yüzde seksenini anlam bilgisi oluşturuyor. Bunları çözdük. Şimdi dil bilgisi sorularının hepsini doğru yapacağız inşallah. Hazır mıyız Songuç Herhalde benim? Hazırım hocam. Hadi o zaman geçiyoruz diğer sorumuza. Fiilimsi sorusuna. Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır diyor. Önce ne yapacağız? Önce yüklemi bulacağız. Sonra sonunda yüklemden sonra geriye kalan kelimelerde ne yaparak e, fiilimsileri bulacağız Tonguç'cum? Mame olumsuzluk. Harikasın. Ki. O zaman başlıyorum. Küçük bir Anadolu kasabasında yaşamak isterim. İsterim yüklem, yaşamak yaşamamak diyebiliyoruz. Burada fiilimsi var ama bu isim fiil. O zaman A'yı eledik. Günün büyük bölümünde kitap okuyan bir insandı. Günün büyük bölümünde kitap okuyan bir insandı yüklem esasında. Bütün yüklem ama biz insan diye şöyle kare için alalım, dikdörtgen için alalım. Okuyan okumayan diyebiliyoruz. Anası mezar dikecek mi? Çok güzel. O zaman bu anası mezar dikecek bir sıfat fiil ekini almış. O yüzden buna da sıfat fiil dedik. Halbuki biz zarf fiil arıyorduk. Bu yazar kitapların satıştan elde ettiği paranın bir kısmını kimsesizlere bağışlamış. Şimdi burada bağışlamışı dikdörtgen için alıyorum. Elde ettiği diyor. Ettiği hangi eki almış sonuç herhalde benim? Anası mezar dikecekmiş. Çok güzel. Burada da yine dikecekmiş de dik eki var. O zaman burada da sıfat fiil var. Ee, devam ediyorum. Bu bina tamamlanınca ortaya muhteşem bir kütüphane çıkacak. Şimdi çıkacak yüklemimiz tamamlanınca tamamlanmayınca diyebiliyoruz. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz sonuç evladım benim? Zarf tamlayısı. Hayır zarf tamlayısı değil zarf fiil diyeceğiz. Zarf tamlayısı başka bir şey o zarf tümleci o cümle ögelerini. Bu zarf fiil o yüzden cevabımız D seçeneği sonuç evladım benim. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır diyor. Cümle ögeleri de yine en çok beklediğimiz konulardan bir tanesi sonuç evladım benim. Şimdi... Cümlede ögeler bulunurken tamlamalar, deyimler, söz grupları ve birleşik fiiller bölünmez dedik. Şimdi bakalım. Kahverengi deri ayakkabısı güneş ışığında mat görünüyordu. Görünüyordu yüklem. Ne görünüyordu? Kahverengi deri ayakkabısı özne. Nerede? Güneş ışığında. Güneş ışığında o zaman nedir Tonguç Elad'ı benim? Yer tamlayısı. Harikasın. Peki nasıl görünüyordu? Mat görünüyordu. Bu nedir peki? Zarf tamlayısı. Harikasın. Bu da zarf da Burada bir hata yok. Ayeledik. Devam ediyoruz. Okuduğum şiir kitaplarından birinde Sevda kelimesinin farklı renkte yazıldığını gördüm. Aa bak sevda kelimesinin farklı renkte yazıldığını. Burada filmsin oluşturduğu öbekte bir bölme yapmış olmaz. Gördüm yüklem. Ben gördüm. Nerede gördüm? Okuduğum şiir kitaplarından birinde. Yani yer tamlayısı. Ne neyi gördüm? Sevda kelimesinin farklı renkte yazıldığını gördüm diyor. E o zaman burada şu olmamalıydı. Şu yanlış olmuş. O yüzden cevabımız D. Ama diğerlerine bakalım. Sınıftan içeri girince beni güler Yüzü bir arkadaş karşıladı. Karşıladı yüklem. Kim? Güler yüzlü bir arkadaş. Kimi? Beni karşıladı belirtilmesine. Ne zaman? Sınıftan içeri girince. C'de de hata yok. Tokatla yapılan sebze festivali, şehrin atmosferini inanılmaz ölçüde değiştirdi. Değiştirdi yüklem. Kim değiştirdi? Tokatla yapılan sebze festivali. Neyi? Şehrin atmosferini. Nasıl değiştirdi? İnanılmaz ölçüde değiştirdi. Bu da tabii ki ne olmuş oluyor? Ee, belirtili, e pardon zar tamlayısı olmuş oluyor. Bunu da elemiş olduk ve B dedik. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Çatı özelliği yay ayrı içine yanlış verilmiştir. Çatı uzun zamandır hiç sorulmamış. Sorunmama ihtimali de var ama biz dikkatli olacağız. Şimdi etken fiillerde, etken fiillerde tutulmuş benim. Özne işi kendisi yapıyor. Yani cümleye kendisi getirebiliyoruz. Edilgen fiillerde ise iş kim tarafından yapılıyor Tomuç benim? Başkası tarafından. Harikasın. Bu başka tarafından yapılıyor. Geçli fiiller onu alabiliyor. Geçiş fiiller onu sözcüğünü alamıyor. Taktiklerimizi hatırladık. Çok güzel söyledim. Başka tarafından olursa edilgen, kendisi olursa etken. Şimdi her kahvaltıda mutlaka gazete okurdu. Kendisi okurdu diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Ee, onu okurdu diyebiliyor muyuz diyebiliyoruz. O zaman bu doğru. Etken ve geçişli. Ders sonuna kadar dikkatli dinledik. Kendisi dinledik, yani kendimiz dinledik diyebiliyoruz. Başkası tarafından dinledik olmuyor. O zaman niye edilgen yazın ki? Yanlış yapmışsın, bu yanlış. Son barda kış hazırlıkları tamamlandı. Başkası tarafından tamamlandı diyebiliyoruz edilgen. Zaten edilgenler geçisi olur. Bugün üç kilo balık avladık, kendimiz avladık etken. Onu avladık, balığı avladık, balık avladık diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu da geçiş oluyor. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz Bursa seçeneği. Dinledik, etken olması gerekirken edilgen yazmış. Ee, başka tarafından yapıldığını düşünmüş ama yanlış olmuş. Geldik yazım yanlışı sorularına. Mutlaka yazım yanlışıyla ile alakalı ve noktalama işaretleri ile alakalı da soru gelecek. 2021'de gelmedi dil bilgisi olmadığı için. Ama 2020'de, 2019'da, 2018'de hep geldi. O yüzden dikkat olmamız lazım. Geldik buraya. Bu da en çok sorulan soru tarzı LGS'de. Bu soruyu da durdurup çözün arkadaşlar. Buna benzer bir soruyu bekliyoruz. Şimdi buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım yanlışı vardır demiş. Neymiş? Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Ancak belirli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Bakalım. Okullar Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başladı. Şimdi belirliden kastı nedir biliyor musun? Bir sayı olacak yani yanında. Eylül'ün ikinci haftası diyor ama burada yani 1970 Eylül'ünün veyahut da işte herhangi bir tarih ver, yıl tarih vermiyor Yıl olarak bir şey yok. O zaman Burada hmm, burada bir hata yok. Bu doğru. Yürütme kurulu toplantılarını her hafta perşembe günü yapar. Bir sayı var mı Tonguç Eladım burada? Yok hocam. E, o zaman bunu da doğru diyebiliriz. 29 Mayıs 1453 Salı. Bak 29 Mayıs 1453 Salı derken 29 var, 1453 var. O yüzden M'yi büyük yazmış. O yüzden S'yi büyük yazmış. Burada da hata yok. Yazar 2000'in Mayıs ayında yıllardır çalıştığı gazeteden ayrılmış. Bak 2000 diye sayı var ama Mayıs'ı küçük yazmış. Dolayısıyla burada hata yapmış. Mayıs'ın M'si büyük olmalıydı. Burada hata olduğu için cevabımız da D seçeneği. Hemen geçiyoruz noktalama işaretleri sorusuna ve soruyu durdurup sizler yine çözmeye devam ediyorsunuz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlış yapılmıştır? Buna benzer bir şey sorulmuştu. Biz de yeniden buna benzer bir şey sizler için hazırladık. Buna bu tarz bir soruda kesin geleceksin adam. Şimdi tırnak işareti buralarda buralarda kullanılır diyor. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Fransız edebiyatının köşe taşı bazen yazdığı Çalışanın Fizyolojisi Türkçe olarak ilk kez yayımlandı. Şimdi e, ee, eserlerin ve yazılarının adları bölüm başlıkları ile tırnak için alınır demiş. Burada bir hata yok. Atalarımızın birlikten kuvvet doğar sözünü her zaman kendime ilke edindim. Şimdi burada e, başka bir kimseden veya yazan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak için alınır demiş. Burada da hata yok. Reşat Nuri Güntekin çalı kuşunu önce dört perdelik bir oyun olarak yazmıştır. Şimdi burada bir hata var. Niye? Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları bölüm başlıkları tırnak içinde alınır. Bunlara getirilen çekim ekleri tırnak dışına kadar bak çalı diye tırnağın içine koymuş olmaz. Dolayısıyla şöyle olmalıydı. Çalı, kuşu nu şeklinde olmalıydı. Burada hata yapılmış. O yüzden cevabımız C seçeneği. Sosyal medyayı bir tutku haline getiren insanların yalnızlığı giderek artıyor derken özel olarak vurgulamak istediği şey de tırnak içine aldı. Burada da bir hata yok. O yüzden cevabımız C. Geldik cümle türleri sorusuna. Cümle türleri sorusu önemli. Ardından da ee, ...anlatım uzunluğu sorusu çözeceğiz ve bitireceğiz. Sizler mutlaka LGS sorularını yutmalısınız sonuç herhalde benim... ...ve tabii ki de bol bol denemede çözmelisiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen devam ediyorum. Şimdi, bu metin aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bundan da 2018'de, 2019'da geldi ama 2020'de ve 2021'de gelmedi. Bakalım nasıl olacak şimdi? Kemalettin Tuğcu, 1902 yılında İstanbul'da doğdu. Şimdi, bu bir cümle, bunun altını çiziyorum. Bu cümle bir fiil cümlesi. Devrik değil, eksiltili değil, birden çok yüklemli değil, bağlıcı olan cümle değil. Şimdi, birden çok yüklemli cümle... Yüklem oluyordu, virgül oluyordu. Bir daha yüklem oluyordu. Bağlaç olan cümle yüklem oluyordu. V oluyordu, bağlaç oluyordu. Ya da ama diye bağlaç oluyordu. Sonra bir daha yüklem oluyordu. Devrik cümle yüklemin sonunda olmuyordu. Eksiltili cümle de yüklem olmuyordu. Şimdi, Çengelköy'de büyük bir bahçesindeki köşklerinde çocukluk çağlarına başlayıp şiir roman yazdı. Hmm. Bu da bir fiil cümlesi. Bunda birden çok yüklem yok. Bağlaç yok. Bağlacı olup da birden çok yüklem yok. Devrik ya da eksiltili değil. Hiçbir okula gitmedi. Hiçbir öğretmenden ders almadı. Şimdi bak hiçbir okula gitmedi birinci yüklem. Hiçbir öğretmenden ders almadı ikinci yüklem. Dolayısıyla burada birden çok yüklem cümle var. Bu da bu. O yüzden altında şöyle çiziyorum. Kendi kendisini yetiştirmiş ve tercümeler yapacak kadar Fransız öğrenmiştir. Bak yetiştirmiş birinci yüklem, öğrenmiştir ikinci yüklem ve ve diye de bağlaç var. Dolayısıyla bu da bağlaç olan cümle örneği. Şunu da şöyle göstereyim. Tamam. Aa, e, o zaman diğer yük cümle yok gibi ama bitirmeden başlayamayız. Bir de isim cümlesini bulamadık. Yaz hayatına sadece kendisi için başlamış, yazarak yaşamış ve eğlenmiştir. Başlamış yüklem, yaşamış yüklem, bağlacımız var yüklem. O zaman bu da bağlacı olan cümleye bir örnekte daha oluyor. Bu yazı yazma bir avuntu bir tutkudur. Bak burada, burada Tonguç Elal benim. Dikkat edelim. Tutkudur, ek elemanlı bir isim. Dolayısıyla isim cümlesi de var. 1936 yılından sonra İstanbul'da çıkan bütün çocuk dergilerinde şiiri, ve çocuk romanları yazmış. Bu arada bazı romanları filme alınmıştır. Ha, bu da bitti. Bir türlü devrik cümle ya da cümle bulamadık. Sen görebildin mi Tonga Şelal'i benim? Hayır hocam. O zaman cevabımız Bursa Geldik son sorumuza yani anlatım bozukluğu sorusuna. Şimdi anlatım bozukluğu sorusunda iki salla bir bağla yapabileceğimiz yöntemle sorular çözebiliriz. Bir de bazen anlama dayalı olarak gereksiz sözcük, yanlış anlamda kullanılan sözcük, yanlış yerde kullanılan sözcük olabilir ona dikkat edeceğiz. Şimdi YGS sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim demiş. Şimdi burada dikkatli olmamız lazım. YGS zaten yüksek öğretime geçiş sınavı demek. Mesela LGS başarılar evladım dediğin zaman sen bana ne diyeceksin evladım? Hmm. Aferin. Çünkü çalıştın, inek gibi süt vereceksin. LGS'de bunun karşılığını alacaksın. Tamam aferin. <laughs> Şimdi şaka bir yana LGS'de başarılar diyebilirim ama LGS sınavında dersem işte bu sıkıntı. Niye? Çünkü liselere geçiş sınavı sınavında oluyor. Burada da vatandaşımız yüksek öğretime geçiş sınavı sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim diyerek onlara bir anlatım bozukluğu örneği vermiş. Belki de bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Neyse. Burada dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Biz de gereksiz sözcük kullanımının olduğu bir cümle bulacağız. Müdürün bana anlattıklarını aynen olduğu gibi size aktarıyorum. Bak aynen diyor olduğu gibi diyor. Burada gereksiz sözcük var mı Tonguç Herhalde? Evet hocam. O zaman A seçeneği anlatım bozukluğu buna benzer. B'ye bakalım. Olayın üstesinden neredeyse tam 7 yıl geçmiş fakat olay unutulmamıştı. Bak hem neredeyse diyor yüzde elli hem tam diyor yüzde yüz. Dolayısıyla bunlar birbiriyle çelişiyor. Mesela genellikle hep aynı hatalar yapıyorum. Aşağı yukarı tam beş kişi geldi. Ya bunlar çelişiyor birbiriyle olmuyor. Elbette gelebilirler. Mutlaka başarabiliriz. Bu olmuyor çelişkin. Çok güneşte kaldığı için gözleri karardı. Baygınlık geçirir gibi oldu. Güneş bir tane... Dolayısıyla burada çok güneşli değil de güneşte çok kaldı için demesi lazım. Yani sözcük yanlış yerde kullanılmış. B'de de bozukluk var, C'de de bozukluk var ama bizim aradığımız buradaki bozukluk. İş yerine gitmediğini saat 11'de öğrendim. Burada da anlam belirsizliği var. Senin mi, onun mu? Yani kimin iş yerine gitmediğini saat 11'de öğrendim. Bu da belirsiz. O yüzden cevabımız burada A seçeneği diyoruz. Ve artık LGS'ye hazır olduğunuza emin olun arkadaşlar. Bundan sonra yavaş yavaş sadece sorularınızı tekrar edin. Son günlerde deneme çözüp sakın böyle moralinizi bozmayın. Çıkmış sorulara bir daha bir daha bakın. Ve en önemlisi tabii ki son günler olmadan önce mutlaka bol bol denemelerde çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım şimdiden sınavlarınıza başarılar. Görüşmek üzere um. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar.